Dostlarımız yakınımızda, düşmanlarımız daha da yakınımızda. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Ayrıldığı iş yerine dava açan adam 60 bin lira tazminat kazandı ama onu da en güvendiği kişiye, davayı üstlenen avukatına kaptırdı. Avukat 60 bin lirayı alıp kayıplara karıştı. İcra yoluyla paramı tahsil etmiş. İddiaya göre bunu yapan bir avukat, insanların hakkını savunması gerektiği yerde paralarına göz dikti. İddiaya göre tazminatı aldı, müvekkiline haber bile vermedi. 60 bin liranın hepsini çekti. Sizin elinize geçen? Benim elime hiç para geçmedi. Namık Yılmaz ayrıldığı iş yerinden tazminatını alabilmek için bir avukatla anlaştı ve mahkemenin yolunu tuttu. Aradan belirli bir süre geçti. Yani şu anda bilmiyorum. Yani nerededir, ne değildir? Davayı kazandı, 60 bin lira para çıktı kendisine. Anlaşmaya göre %20'si avukatın da ama iddiasına göre o avukat paranın tamamını çekti. Namık Yılmaz'dan habersiz ve kayıplara karıştı. Darbeyi avukatımızdan gördük. Namık Yılmaz bunun üzerine dolandırıldığı gerekçesiyle başka bir avukatla anlaşmak zorunda kaldı. Aslında sizin hakkınızı, hukukunuzu savunması gereken kişi, bir avukat, evet, sizi dolandırdı mı? Öyle gözüküyor. O da icra dairesine müracaatta bulundu. Parasını kurtarabilmek için icra takibi başlattı. Avukatının yaptığını ise hala hazmedemedi. Sonuçta avukat diyorsun, güveniyorsun. Adaletin elçisi diyorsun. Ortaya çıktı ki Namık Yılmaz tek kurbanı da değilmiş. O avukat bu dolandırıcılık yöntemini adeta meslek haline getirmiş. Şimdi Namık Yılmaz'ı dolandırdığı iddia edilen o avukatı arayacağız ve iddiaları soracağız. Bakalım bize cevabı ne olacak? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ekibimiz o avukatın eski ofis çalışanlarına ulaştı. Onların anlattıkları avukatlık gibi kutsal bir mesleğin nasıl dolandırıcılığa alet edildiğini gözler önüne serdi. O bir değil, iki değil, üç değil. Yani buradaki sayı biraz fazla. Yani İbrahim Bey'in bu şekilde mağdur ettiği kişilerin sayısı mı bu fazla olan? Evet. Bu meslekten men edilmesini istiyorum.